Haberkale ve Radyo Güneş takipçileri, bugün de Hacılar Beldesi'ndeyiz. Hadi röportajımıza başlayalım. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz? Başlıyoruz. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz diye soruyorum. Yok. Neden efendim? Benim bak abimin oğlu pek başarılı bulmadım. Neler olsaydı başarılı olurdu? Neler olsaydı? Hacılar için evet. Daha temiz olurdu kasabamızın içi. Efendime söyleyeyim, daha başka hizmetler olurdu. Ben umduğumu bulamadım yani, bilemiyorum. Belki o kendine hastır, iyi yaptım diyordur ama ben bir vatandaş olarak. Değişmesini istiyor musunuz? İstiyoruz. Var mı kafanızda bir adam? Valla şimdiki 3 tane 4 tane aday var. Hepsi de birbirinden kıymetli. Hazırdaki belediye başkanı da. O da evet. Kıymetli bir insan. Yeğenim yani akıbeti de. Ben başarılı bulmadım. Sadece onu söylüyorum. Daha başka beklentim vardı benim. Nelerdi o beklentileriniz? Ya neler yoktu ki? Kasabanın daha temiz olması birinci. Eğitime daha yardımcı olması ikinci. Özellikle ben şunu söyledim. Daha önceki belediye başkanlarına da söyledim. Şu mezarlıkta İstiklal Savaşı ve Çanakkale gazileri yatıyor. Bunların dedim mezarlarını bir yaptır. Bizler 70 yaşında, 68 yaşında az çok kimin olduğunu biliyoruz. 10 sefer söylememe rağmen maddi katkıda da bulunalım dedik. Bunu yaptıramadık, oradan kızgınım. Bu dönem en rezil dönemini geçirdi. Yani kasabamız çöplüğe döndü. Hizmette zaten hizmet denilen bir şey yok. Yani anlatmakla bitmez. Değişmesini istiyorsunuz. Aynen, aynen. Var mı kafanızda aynen. Bir aday? Kafamızda yani şu olsun diyebileceğim. Şu olsun diyebileceğim şu anda kimse yok ama zaman neyi gösterecek bilmiyoruz. Ama bunun olmayacağı kesin. Evet. Her kim olursa olsun. Ama çivi çakmayan adamına da Allah razı olmasın. Çünkü bu köy hepimizin köyü. Evet. Bu topraklar hepimizin toprakları. Onun için her kim gelirse Allah hayırlı olsun. Var mı kafanızda bir aday? Yok şu anda kafamda bir aday. Memnun musunuz peki Hacılar Belediyesi'nden? Yani herkes memnun olan da olur, olmayan da olur. Güzel olsun istedik. Zor şeyler mi peki bunlar? He? Zor mu bunların olması? Zor değil ama yapılmıyor. Neden peki? Vallahi bilmiyorum neden yapılmadığını. Ne diyeyim? Tamam, seçime 3 ay var. Evet. Değişmesini ister misiniz? Tabii. Var mı kafanızda bir aday? Yok şimdilik yok. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Evet. Hiç mi değişmez? Değişmez. Ne olacak peki? Vallahi bilmiyorum. Ne nasıl olur bilmiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Ben çok sağ olun. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok şükürler olsun. Ne durar? Memnunuz. Şey olarak konuşun. Herkes kendi fikrini söylesin. Tabii. Gel o zaman abi gel fikrini söyle. Gel o zaman arkadan konuşup söyleme. Gel fikrini söyle. Gel o zaman söyle. Niye kaçıyorsun oğlum? Gel. Niye oğlum fikrini söylemiyorsun? Söyle. Ben mi sizi dinleyeyim bakayım? Hacılar Belediyesi'nden siz memnunuz. Evet memnunuz. Buyurun. Evet memnunuz. Bir anlatın bize Hacılar Belediyesi'ne. Hacılara. Hacılar 2009'u seçmeni olan evet. Kırıkkale'nin şirin bir kasabasıdır. Yani daha size ne anlatabilirim? Hem şey olarak, ulaşım olarak, şey olarak yani iyiyiz, sıkıntımız da yok. Sadece bazı muhalefet insanları maaş konusunda olsun, şey konusunda sıkıntımız var diyor. Ben görmüyorum yani hiçbir sıkıntısını. Görüyor musunuz bu hayatı sıkıntı? Vallahi görmüyoruz. Görüyor musunuz abi sıkıntı? Görüyoruz abi. Ha, bak röportaj yapıyor. Ama görüyoruz var? Dedi bak. Şimdi bunları da merak ediyorum. Tabii ki. Neden görüyorsunuz, neden görmüyorsunuz? Emekli oldum, bir sene oldum. İkramim, maaşım, toplu paramızı alamadım. Evet. Memnun değilim. Ben burada... Hüsa abi merhaba, ne yapıyorsun? Sıkıntıyla çalıştım. Baskı var. Ben memnun değilim. Hizmet arada... olarak memnun musunuz? Yok, hiçbir şeyden... Yani maaşınızı alamadınız, o kötü bir... İkramiyesini almış. Emekli oldu. Nereden emekli oldu? İkramiyesini alamamış. Hizmetlerinden memnun musunuz? Yok, hiçbir şeyden memnun değilim. Değişmesini istiyor musunuz? Vallahi onu halk bilir. Vallahi halk bilir. Şimdi halksınız. Halk bilir onu şimdi bilemez. Şimdi daha atımlar belli değil. Ne AK Parti ama adayları belli. Ama adayları belli. Adayı belli değil. Adayları belli. Dinleşince söyleyeceğiz diyorsunuz. Aynen öyle. Kesinlikle. Adayları belli. Adaylar belli değil şu anda. Peki hacılar değişir mi? Yarın getirin. Hacılar halk, halkın şeyini bilemek.
Şimdi sandığın arkasında vicdandan bu insan giriyor. Ama şu an mesela seçime 3 ay var. Evet. Kendi aranızda burada çay içerken konuşmuyor musunuz bunları? Biz daha şu anda sadece bu Hacer arkasında konuşan herkesin beklediği atamalar. Aday adayları belli, adaylar belli değil. Herkesin şöyle beklentisi var. Anladım. Belediyesinden memnun musunuz? Memnun değilim hanımefendi. Neden efendim? Ben belediyeden emekli olmuşum 9 Mart'ta. Benim gibi tam 25 kişi emekli oldu. Kimse bir tane toplu parasını alamadı. Mehmet Koyuncu'ya ben oy verdim. Şu kartaldan başka hiçbir hizmet yok. Şu yolu da milletvekillerine dövüşe dövüşe zor attı. Yani köyün kendi gücüyle atıldı bu yol. Mehmet Koyuncu'nun kendi gücü dedi. Ondan sonra tuttu, kendi şahsı adına işçileri çıkardı. Ona buna mal etti, oy verene mal etti. Halbise kendi çıkardı. Başka sormak istediğiniz bir soru var mı? Hiç memnun değiliz. Var mı kafanızda bir aday? Şu olsun hacılarda, ya şu hizmetler olsun diyebileceğiniz. Ben Mehmet Koyuncu haricinde kim olursa olsun. Benim için fark etmez. Mehmet Koyuncu haricinde kim aday olursa benim oyum onun. Ben fark etmez. Adam çok, ben oy verdim. Beceriksiz bir adam çıktı. Çok beceriksiz bir adam. Onu 6 ay maaş vermedi. Köyü tuttu, icralık duruma düşürdü işçiyi, 150 işçiyi. Ondan sonra tuttu, oraya bir market açtı. Mahallayla, zeytinyağıyla maaş ödemeye kalktı. Biz memnun değiliz hanımefendi. Gelsinler yüzlerine konuşayım. Hangisi geliyorsa gelsin, karşıma gelsin, dikilsinler. O koltuğa oturup da geri inmek de var. Evet. Biz de bari kaharık denerli kabahilik, onlar hastalıktan gider, biz yandan patika yoldan gider, kötü yoldan. Ama biz yine giderek değil mi dayı? Ama ne dedi? Ne dedi? Helal olsun, demedi mi? Ben şu yoldan gidiyorum, siz de gidin dedi. Demedi mi? Demedi mi? Ne dedi? Bir daha söyle. Yok. Güzel dedin ama. Burada asfaltı yoğdu. Ben şuradan gidiyorum, siz de buradan gidin dedi. Ne desin? Dövüş, çekiş, milletvekilleri, köylünün sayesinde yapıldı bu yol. Devlet yaptı, belediye yapmadı. Kendi geliriyle yapmadı. Başka ne soruyorsanız sorabilirsiniz. Buyurun. Hiçbir iyi yönü yok. Bunu köylü komple biliyor. Oy verdik bak. Aha sorsun arkadaşların hepsi söylesin bu ya. Bu oy verdi. Yani çoğumuz oy verdik. Eğer şeysek, oraylasak yine sırtımızı alır gezdiririz. Evet. Yapamadık, onu komşu da bizi mahcup etti. İyi çıkardığı işçiyi bize yıktı. Ondan sonra 6 ay maaş vermedi. Gitti mahanayla. Anladın değil mi abi? Anladım. Mahanayla, zeytinyağıyla maaş aldı. Yani derler ya, boyun eğenin celladı çok olur. Sen burada... Boyun eğilmeyecek. Burada... Boyun eğilmeyecek ki, iyi birisi, dürüst birisi, kasabaya hizmet eden birisi gelecek. Evet. Boyun eğmek yok. Şaşma. İnşallah hayırlı olsun. Pırıl pırıl adaylarımız var. Biz aday adaylarından ne istiyoruz? Ne istiyorsunuz? Biz para istemiyoruz. Evet. Yolumuzun, altyapımızın eksiği gediği yapılsın. İşçilerin maaşı verir. İşçinin maaşı zamanla verirsin. Tamam mı? Bunun döneminde işçiler kartı mırtı ceza miza. Kırmızı kalem. Millet hep kırmızı kalem oldu, anladın mı? Çoğu kişi ailesine, çoluğun çocuğuna giderken bir 5 lira cebine açtık koyup da okula gönderip de bir popüge neyi aldık. Şimdi hanımefendi burada 50 yaşında, 40 yaşında 5 tane çocuğu olan adamlar, ben 25 yaşındayım, af buyurun. Gelip benden bir sigara parası istiyor. Gidip bu adamdan bir sigara parası istiyor. Yani ne gerek var buna? Koskoca Hacılar Belediyesi. 6 ay maaş alamadın. Kaç tane personeli var? Ben 25 yaşındayım, 50 yaşındaki adam gelip benden sigara parası istiyor ya. Hırsızlık niye olur? Adamın cebinde olmaz, olur. Yolsuzluk niye olur? Olur. Millet yani ırzını, namusunu niye bozar? Durum olmaz, maddi manevi önünü geçirerek bir şey olmaz. Yanlış mıyım abi? Olmaz. Yani ben Mehmet Koyuncu'nun şahsının yerinde olsaydım kendi kuruşum. Ben onun yerinde olsam aday çıkmazdım ki. Niye? Sen onu yapamadın da. Yapamadın yani. Sen de konuşuyor musun? Ben konuşmuyorum. Türkiye'den geliyoruz. Haberkale muhabiri Seda Özdemir ve Radyo Güneş. Bugün Hacılar'dayız. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz diye bir soru soruyorum. Memnun musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hacılar Belediyesi'nden. Tabii ki memnunuz yani, dayım oluyor kendisi de. Ama bizim buradaki seçim süreci biraz karışık olduğu için herkes aday çıkabiliyor. Ne bileyim, bir siyaset dönüyor ortada. Ama kimseyi kırmadan olmasını istiyoruz biz tabii ki siyasetin. Herkes birbirine akraba bu köyde. Evet. Yani ama bazı taşkınlıklar oluyor ama o seçim günü oluyor veya seçimden sonra oluyor. Yani bir itişme gibi, çakışma gibi. Yani aşağıda tesiste çalışan işçilerimiz var bizim köylü olup. Yani onlarla itişenler çok oluyor yani. Nasıl söyleyeyim? Yabancılar sevmiyor oradaki yabancılar.
Merhabalar, merhaba. Kırıkkale'den geliyoruz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Yani kendi yağımızına kendimiz davranıyoruz. Ne kadar güzel. Bugün Hacılar'dayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir soru soruyorum. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz? Hayır, hiç memnun olmadım. Destekledik. Neden? Destekledik. Buraya getirdik ama Allah bir daha nasip etmesin buna. Bak, bunu açık açık söylüyorum. Benim şu anda belediyede de tazminatım da var. Belediyede emekliyim. Destekledik. Buraya getirdik ama tam ikinci seneye gidiyor. Benim alacağım para şu anda pul oldu. Allah bir daha nasip etmesin. Onun için değil yani. Yapamadığı için. Yani para için değil. Para bulunabilir, gelebilir ama belediye başkanlığı yapamadı. Kendine çalıştı. Market açtı. Tekstil fabrikası açtı kendine. Bir de ardiye açtı kendine. O yüzden yani bu işe çıksın. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Bir anlatır mısınız bize? Ya, Hacılar Belediyesi şu şekilde. Bizim kasabamız şirin bir kasaba. Herkes herkesi zaten tanıyor. Evet. Yani güzel kasaba. Herkesin herkese saygısı var, sevgisi var. Bu da zaten çok önemli bizim tabii için. Yani buraya gelen yabancı arkadaşlar da oluyor. Yabancı insanlar da oluyor. Buradan tarla falan alıyorlar. Küçük bah bahçe gibi bir şey yapıyorlar. Onlarla da tanışıyoruz. Yani kasabamız güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduuk. Hacılar'dayız bugün. Evet. Hacılar Belediyesi'nden hoş geldiniz. Safa geldiniz. Hoş bulduk efendim. Vallahi şirin bir ilçe. Evet. Şirin güzel bir ilçe. Belde. Belde'miz ilçe diyeceğim. Tabii içinde memnun olmayan da vardır. Belediye başkanı herkese iyi olmaz. Tabii. Köyü birleştirdi. Mezgin mühendisliği bozduğu zamanı biliyordu. Köyü ikiye bölündüydü. Bardaş, anayip bir ayırdı. Yani bu öyle bir sırtı yok. Herkesin işini koşturdu. Herkesin işini yaptı. En çoksa muhalefet kişinin işini yaptı. Bak oy vermedim. Ben oy verdim. Ben amcasıyım. Kız amcası. Memnun değilim. Neden memnun değilsin? Ya anne bir çivi çakmadı hani. Ne yaptılar hani? Ne yapılmasını istersiniz? Doğru yolumuzun asfaltını yapıp çukurlarını yapamadılar ya. Buraya karanlarda hizmeti de. Değişmesini istiyor musunuz? Valla gelen gideni ara diyor diye bir laf var da bilmiyor ki. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyerek geldi. Aha gördük, onu da gördük. Hani bu dedik aklı başında okumuş adam dedi. Ama ne yazık ki öylesine işte. Teşekkür ederim. Hep kesesini düşünüyorum. Hiç vatandaşı düşünmüyorum. Hep çalışanın kendi kesesini, kendi akrabasını. Böyle olmaz ki ya. Sen burada 4000 kişinin hakkı var o belediyede. Tüy bitmedi getirme hakkı var. Bunu nasıl hesabını verecekler? Ama boş ver. Ne yapacağız? Teşekkür ederim. Değil. Fazla değil. Buralıydım zaten. Hacılar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ya tabii ki başkan çalışıyor yani şimdi hakkını yemeyiz. Güzel çalışıyor ama hani bazı şeylerde mesela mezarlığımızın işleri falan otunun içinde kalıyor. O şekilde hani oralara hiç bakım olmuyor. Açık konuşacağım ben. Mesela biz Arife günleri gidiyoruz. Babam vefat etti. Başınız yani otun içinde gidemiyoruz. Hani oralara daha özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani bazı şeyler tamam buralar falan da mesela bazı yollarımız da çok kötü. Yollara falan. Ama başkanımızdan hani herhangi bir sıkıntımız yok. Güzel de işini yapıyor. Hacılar ilçesinde röportajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Bizi takip etmeye devam edin.